dikkatini çekmiş olacak ki Temmuz 1917'de birinci sayfasında şöyle bir makale yayınlanmıştı. Vesait-i nakliyemizde çok defa kadınlar erkeklerden ziyade yer tutuyor. Tramvaylar, şirketi hayriye vapurları, hatta tünel arabaları bazen kadınlara miadından fazla mahal tahsis etmek mecburiyetinde kalıyorlar. İsmi bilinmeyen gazeteci sebep olarak özellikle sinemanın üzerinde duruyor, sokaktaki 5-6 kadından birinin ya sinemaya gittiğini ya da sinemadan döndüğünü iddia ediyor ve bunu pek tasvip etmiyordu. Yazının bir erkeğin kaleminden çıktığına şüphe yok. Sinemanın kadınlar üzerindeki etkisini üstüne vazife edinmesinden, erkeklerin sinemaya gitmesinde bir mahsurdan bahsetmemesinden böyle anlaşılıyor. Savaş yıllarında sinema salonları konusunu şimdilik bir kenara bırakarak bu bölümde meselenin başka bir yönünü ele alacağız. Yazarın dediği gibi şayet toplu taşıma kullanan kadınların 5'te 6'da biri sinemaya gittiği için sokaktaysa diğerleri nereden gelip nereye gidiyordu? İktam yazarı aslında bu konuda da fikir beyan etmiş. Fakat asıl meramı sinema olduğu için çok kısa geçmişti. Acaba diyordu, muharebe dolayısıyla kadınların vazifeleri arttı, erkekler başka işlerle uğraşıyorlar, onun için mi bu kadar kadın kalabalığına tesadüf ediyoruz? Evet diye kabul ediyordu sonra. Gerçekten de harp her memlekette, hatta bizde kadınların hareketsizliğine son verdi. Bundan evvel sadece erkeklerin gördüğü işleri şimdi kadınlar da yapmaya başladı. Bundan başka erkeği yanında olmayan kadın ihtiyaçları için bizzat çarşı ve pazara gitmeye mecbur oluyor. Bu bölümde inceleyeceğimiz filmler işte bu kadınların görüntülerini barındırıyor. Savaş sebebiyle evinden çıkan, eskiden uğraşmadığı işlerle uğraşan, fabrikalarda işe giren isimsiz emekçiler. Elimizde 3 film var. Bunlar kurguları tamamlanmış, yazılı açıklamaları eklenmiş olan haber filmleri. Fakat baş kısımları eksik. Dolayısıyla çekim yerlerini görüntülere bakarak tahmin etmek gerekiyor. Filmlerin üçü de askerlere giysi üreten fabrikalarda çekilmiş. Bunlardan biri görüntüden anlaşıldığına göre Eyüp'teki kıyafet imalathanesi. Bu fabrikada ise kıyafetin yanı sıra çadır da üretiliyor. Hatta farklı tipte çadırlar kamera karşısında özellikle sergilenmiş. Burası Ahırkapı'daki melbusat ve çadır imalathanesi olmalı. Hazırlanmış olan çadırlar Dekovil hattından sahile doğru götürülürken Çatladı Kapı alt geçidini de gördüğümüze göre Ahırkapı'da olduğumuza şüphe yok. Bu fabrikanın görüntülerinde semtle ilgili bir ipucuna rastlamadık. Bununla birlikte fanila üretildiğine göre Taksim'deki fanila ve çorap fabrikası olması ihtimali büyük. Bütün bu görüntülerin Birinci Dünya Savaşı'nda çekilmiş olduğu hem yazılardan hem de tezgahlarda kalıplanan kabalaklardan anlaşılıyor. Kabalak, Birinci Dünya Savaşı sırasında askerlerin giydiği bir başlıktı. Filmlerde işçiler arasında kadınlar ön planda.
yakın planlarda özellikle işçi kadınlar öne çıkarılmış, sadece ne yaptıklarını değil, onları da görmemiz istenmiş. Kimdi bu kadınlar? Neden, nasıl işçi oldular? Fabrikalarda nasıl bir araya geldiler? Nasıl çalıştılar? Kamera onları neden görüntüledi? Osmanlı kadınları kırsal kesimde, tarımda hep vardı. 19. yüzyılda kameranın yaygınlaşmasından önce şehirlerde kurulan fabrikalarda da kadın işçiler çalışıyordu. Bunlar ağırlıklı olarak gayrimüslimlerdi. Müslüman kadınların şehirlerdeki çalışma hayatına katılmasında 20. yüzyıl başındaki savaşlar belirleyici oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce daha ziyade eğitimli, üst tabakaya mensup bir grup kadın, öncülüğünü Kadınlar Dünyası dergisinin yaptığı bir mücadelenin içindeydiler. Çalışmak istiyorlardı. Bu tavırda dikkat çeken, çalışmanın sosyal statüyü zedeleyen bir düşkünlük belirtisi olmaktan çıkıp itibar kazanması, bir hak olarak talep edilmesiydi. Yabancı şirketlerden oluşan bir konsorsiyumun işlettiği Dersaadet Telefon Şirketi'ne başvuran Müslüman hanımlar bir yıl mücadele ettiler. Nihayet 1914'te işe girmeyi başardılar. Dünyadaki kadın hakları mücadelesinden haberdar bir grup eğitimli Osmanlı kadını toplumda yer edinmek için çalışmayı istiyor ve teşvik ediyordu. Birinci Dünya Savaşı ise çalışmayı çok daha geniş bir kitle için haktan öte bir mecburiyet haline getirdi. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde nüfusu tahminen 24 ile 26 milyon arasındaydı. Savaş boyunca 3 milyon civarında erkek silah altına alındı. Bu başlı başına büyük bir iş gücü kaybı demekti. Savaşın ulaşımı, nakliyatı sekteye uğratmasıyla kömür, un, şeker gibi temel ihtiyaç maddelerinde büyük kıtlıklar ortaya çıktı. Vampirler ya da bulgur juvalar diye anılan kara borsacı bulgur zenginleri dışında hayat herkes için giderek zorlaştı. Maaşlar %400'lere varan enflasyon karşısında hızla eriyordu. 1915 sonunda bir şehit maaşıyla iki ekmek alınabiliyordu ancak. Kelimenin tam manasıyla ekmek aslanın ağzındaydı. Eşleri ölen ya da cephede olan kadınların bir gelire kavuşmaları toplumsal düzenin korunması için şarttı ve devlet bu konuyu kontrolü altında çözmek için harekete geçti. 1916'da bizzat Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla bir cemiyet kuruldu. Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi. Adından anlaşılacağı üzere hedef daha ziyade Müslüman kadınları işe yerleştirmekti. Böylece fabrikalardaki iş gücü açığı azalacak, ayrıca kadınların sefalete yuvarlanması engellenecekti.
Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan'ın himayesinde kurulmuş olsa da cemiyetin kurucu üyeleri ve idarecilerinin hepsi erkekti. Hatta Naciye Sultan başta üye bile değildi. 1920'de derneğin 435 asil üyesinden sadece 78'i kadındı. Kadınlar Dünyası dergisinin serzenişleri boşuna değildi. Cemiyetin ismi üzerindedir diyordu dergi. Cemiyet, erkekleri çalıştırma ve doyurma cemiyeti değildir. Bu cemiyeti idare ve idame etmek kadınlara ait açık bir haktır. Bu dilek tam olarak yerine gelmedi. Bununla birlikte cemiyet binlerce kadına iş verdi ya da işe girmesine aracılık etti. Fabrikalarda gördüğümüz kadınlar işte onlardan bazılarıydı. Cemiyet kurulur kurulmaz gazete ilanlarıyla, duyurularla kadınları işe çağırmaya koyuldu. Seyrettiğimiz bu filmlerinde cemiyetin faaliyetlerini tanıtmak, teşvik etmek, meşrulaştırmak için yapıldığını düşünebiliriz. Çağrı karşılık buldu da. 1,5 ay içinde tam 14 bin kadın başvurdu. Kimileri cemiyetin kurup yönettiği atölyelerde dikiş nakış işleriyle meşgul oldular. Kimileri yarı zamanlı olarak evden çalıştı. Büyük bir kısmı askeri fabrikalarda işbaşı yaptı. Savaşın sonuna doğru 8 binin üzerinde kadın cemiyet tarafından istihdam edilmiş durumdaydı. Bizi ilgilendiren fabrikalara gelirsek, 1917 senesi raporuna göre Taksim Fanila ve Çorap Fabrikası'nda 135, Eyüp Melbusat İmalathanesi'nde 1592, Defterdar Mensucat Fabrikası'nda 1140, Ahırkapı Melbusat ve Çadır İmalathanesi'nde 650 kadın işe girmişti. Bu işçilerin pek azının ismi, ailesi, hikayesi bugüne gelebildi. Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi hakkında en kapsamlı çalışmayı tarihçi Yavuz Selim Karakış'la yaptı. Hocamız 2015'te yayınlanan araştırmasını daha önce kullanılmamış kaynaklara dayandırmıştı. Bununla birlikte kitabında işçilerin çalışma koşulları hakkında yazılı belgelere ulaşılamadığını da belirtir. Bu da elimizdeki filmlerin önemini bir kat daha artırıyor. Bizi emekçi kadınların dünyasına biraz da olsa yaklaştırabilecek, her soruya değilse de bazı sorulara cevap verebilecek yegane belgeler şimdilik bu filmler. Filmde görüldüğü kadarıyla 12-13 yaşlarındaki çocuklardan 40'lı yaşlardaki hanımlara kadar geniş bir yaş grubu iş başındaydı. Hepsi bir örnek kıyafet giyiyordu. Peçe yoktu. Daha az sayıdaki gayrimüslim kadınlar başlarını örtmeden kamera karşısına çıkmışlar. Bazıları belki fabrika tecrübeleri daha eskiye dayandığı için ustabaşı gibi görünüyor. Bununla birlikte kamera Müslüman ustabaşılara da işaret etmiş. Üretimde hem geleneksel yöntemler hem elektrikli makineler kullanılıyordu. Bu belki farklı yaş gruplarının bilgisini farklı alanlarda değerlendirmeyi sağlıyordu. Modern atölyelerde çalışan kadınlar elektrikli makinelerin bir uzantısı olarak çalışmayı öğreniyorlardı. Fabrika
yeni bir çalışma düzeni dışında yeni bir sosyal hayat, yeni bir saat düzeni ve ortak mekanları paylaşma tecrübesi demekti. Muhtemelen o güne kadar kendi yemeklerini hep kendileri yapmış olan kadınlar, şimdi ortak yemekhanede aşçı yemeği yiyordu. İş bölümü sadece kadınlar arasında değildi. Bazı atölyelerde erkeklerle birlikte çalışıyorlardı. Bölümleri ayrı olduğu zaman da hazırlanan ürünlerin taşınması işi aynı fabrikada çalışan erkeklerindi. Bununla birlikte cemiyet karma çalışma düzeni konusunda çok dikkatli davranıyordu. İşe alınacak kadınlardan iyi hal kağıdı isteniyor, namuslu ve iffetli olmayı şart koşuyordu. Amaçlardan biri de evli olmayanları evlendirmek, ideolojik bakışın şekillendirdiği milli ailelerin kurulmasına aracılık etmekti. Ayrıca işe ihtiyacı olanlar sürekli artıyordu. Evlenen işçilerin eşleri kadınların sorumluluğunu devletin üzerinden alabilirdi. Bu politikaya uygun olarak gazetelerde eş arayanların ilanları yayınlanmaya başlandı. Cemiyet adayları bir araya getirerek nikahlara aracılık etti. 1917'nin son aylarında kadınlar gazetelerde bambaşka bir ilanla karşılaştılar. Enver Paşa'nın girişimiyle bu kez orduda görev alacak hanımlar aranıyordu. Yol yapımı ve tarım gibi geri hizmetlerde çalıştırılmak üzere bir kadın işçi taburu kuruluyordu. Karargah, Üsküdar Sultantepe'deki Edip Bey Köşkü'ne kuruldu. Yani yazar Halide Edip Hanım'ın baba evine. Bu taburda kadınlar emekli ya da belli bir yaştaki erkek subayların kumandasında görev yaptılar. Ancak toplam sayılarının 100 civarında kaldığı düşünülürse çok büyük bir etkilerinin olduğu söylenemez. Başta bahsettiğimiz ikdam yazarının değindiği toplu taşımada kadınların çoğalması konusuna dönecek olursak. İşçi taburunda görev yapan kadınlar kollarındaki pazubendi ya da hüviyetlerini göstererek tramvaylara, vapurlara, tünele, trene ücretsiz binebiliyor, köprüde geçiş parası ödemiyorlardı. İşçi kadınların aynı hakka sahip olup olmadığını bilmesek de binlerce kadın evden çıktığına göre sokaklarda, toplu taşıma araçlarında daha sık görünmeleri şaşırtıcı değil. İşçilerin bir kısmı yatılıydı. Ama hepsi için bu imkan yoktu. Ayrıca atölyeler arasında iş götürüp getirirken muhtemelen bir takım indirimlerden faydalanmış olmalılar. Nihayet savaşın sonu geldi. 1918'de Osmanlı Devleti'nin yenilgisi tescillendi. Enver Paşa'nın İstanbul'u terk edip yurt dışına çıkmasıyla kadınları çalıştırma cemiyeti başsız kaldı. Kağıt üzerinde varlığını 1923'e kadar devam ettirse de pek bir varlık gösteremedi. Kadın işçi taburu da 1919'un başında lağvedildi. Askeri dikimhaneler, dokumahaneler kapandı. Fakat geride dikiş dikmeyi, çalışmayı, iş kovalamayı, toplu taşıma kullanmayı bilen binlerce kadın kaldı.
şehrin, hareketin, siyasetin, düşüncenin doğal ve ayrılmaz bir parçasıydılar. Hem fikirleri hem emekleriyle. Destekleyenler kadar itiraz edenlere, yönlendirmeye, yok saymaya, şiddetle bastırmaya çalışanlara rağmen. Bu filmler nerede çekildi? İstanbul'da, askeriyeye ait bazı fabrikalarda. Bu filmler ne zaman çekildi? Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916-1918 arasında. Bu filmleri kim çekti? Ordu bünyesindeki sinema dairesi çekmiş olmalı. Bu filmlerdeki olay nedir? Kadın işçilerin çalışma hayatı.